Vay be abicim. O kadar oyuna para yatıralım abi. Size söz verelim. 4000 beğeni de açacağız diyelim. Sonra parayı yatıralım abi. Videoyu bir atalım abi. Bir saatte 1000 beğeni bile gelmesin. Sonra video toplamda 2000, 3000 beğeni bile gelmesin. Yani gerçekten anlamıyorum arkadaşlar ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da efsane ötesi bir paket açılımıyla da beraberiz arkadaşlar. Şu paket açılımlarına artık ilgi gösterin. Eğer bu video bir gün içinde arkadaşlar bakın 3000 beğeni almazsa yemin ediyorum bir daha paket açılımı yapmayacağım ya. 3000 beğeni bir gün içinde almazsa artık daha ne kadar emek vermem gerekiyor hiçbir fikrim yok. Çok like istiyor, çok like istiyor diyorsunuz arkadaşlar. Azalttıkça like'ları azaltıyorsunuz, farkında değilsiniz. Lütfen herkes like butonuna basın ve yeniyseniz de arkadaşlar aramıza hoş geldiniz diyorum. Lütfen sadece kanala videolara like atacaklar abone olursa sevinirim. Bildirimleri de açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi kankam sen de abone ol, sen de hoş geldin aramıza diyorum. Ve hemen arkadaşlar o zaman burada güzel bir paket olduğu için gösteriyorum burayı. Sonra da canlı olarak Şampiyonlar Ligi paketi falan açacağız. Gerçekten çok heyecanlı paketler var. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bu kısmı ekran kayıttayken açmıştım ve bu kısımda çok güzel bir oyuncu çıkartacağız şimdi sizlerle birlikte. İlk olarak 60'lık paketleri açıyorum, gördüğünüz gibi 20 cevher. Buradan 2 Totvi puanı, diğerinden de 3 tane gelecek. Hani söyleyeyim, bu arada Elif Elmas buradan geldi arkadaşlar ve dünkü kadroya almıştık hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Dünkü Türk Gücü videosunu izlemeyenler de kanaldan bulabilir. O videoda da abi 3.5-4 milyon harcadım. O videoyu da 3000-4000 like umarım yapmışsınızdır. Yapmadıysanız da yapın. Burada da Mert Günok çıktı arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir şekilde Mert Günok çıktı. Bu videoya bir gün içinde abi 3000 beğeni gelmezse ben daha paket açılımını yok abi gerçekten diye valla. Artık canıma tak etti abi. Lig puanı, Totvi puanı ve 40 geldi. Çok şaşırdım. Neden 40 gelmiş? Çünkü abi elit geldi ve daha önceden çıkardığım ortak bir elit olduğu için arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Şimdi açıklamasını canlı videoya geçtiğimizde yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada Kamil Glik'i görüyorsunuz. Ben salı günü attım. Maalesef abi beğenilmeyen, izlenmeyen. YouTube'da önermiyor da değil abi. Çok da kötü değil önermesi. Bilmiyorum neden beğenmiyorsunuz. Ben o kadar uğraşıyorum. Neredeyse abi beğenmiyorsanız da siz izleyin. Zorunda da değilsiniz zaten ama hani beğenirseniz gerçekten daha çok aktif olacağım. Daha çok mutlu olacağım videolar da size o kadar söyleyeyim. Daha çok çünkü hani emeğimin karşılığını alamıyorum şu anda ve almak istiyorum. Sadece bunun için söylüyorum. Ve arkadaşlar bu Glik'i ben o videoda bedava 60'lık paketten falan değişik bir paketten çıkardım. Aşırı şanslı olduğum bir videoydu bu arada. Ve yok o videoda da değil. Ben bunu pazar günü attığım paket açılımında da çıkarmış olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. Ve şimdi arkadaşlar 750'lik olan paketten çıktı galiba. Hangi paketten çıktığını yine hatırlamıyorum. Ama iki kere üst üste çıktığı için arkadaşlar ben de şu anda ne almış oldum arkadaşlar? Tam 40 tane puan almış oldum. Ve gayet güzel bir şekilde Glik'in üstüne Glik çıktı ve burada da 520 puanım oldu. Bir sonraki potumu alabileceğim mi arkadaşlar? O şeye bağlı olacak biraz da. Gelecek olan Team of the Week'ten. Abi ben ilk başta şu paketleri açıyorum ya. Şuradaki sağ üstteki aynen. Bu paketler var ya arkadaşlar. Bu paketlerden yarından itibaren çıkaracağım bütün oyuncuları. Yani sizler zaten izliyorsunuz artık. Bugünden itibaren diyeyim. Hatta belki de dünden itibaren. Çıkaracağım bütün oyuncularda arkadaşlar bu şekilde olmam gerekiyor. Haberiniz olsun diyorum. Yani çıkaracağım bütün oyuncuları tek tek çıkarmam lazım. Mesela bu hafta 78'lik 2 oyuncu ve 77'lik bir oyuncu çıkarmamışım. O yüzden bu paketleri açamıyorum arkadaşlar. Boşu boşuna açmayayım diye. O yüzden abi onları da açmam lazım. Ve yorumlara yazın abi. 1000 ay yani 1000 potun puanı olur mu sizce? Bütün altın oyuncuları çıkartıp bunları da açsak. Yani hepsini tamamlasak 1000 puan olur mu? Yorumlara yazın eğer çok anlıyorsanız, biliyorsanız. Ve şimdi arkadaşlar efsane paketimize geleceğiz. Sonrasında daha da efsane bir pakete geçeceğiz. Ama bu paket de süper. Çünkü burada abi bir sözleşme puanını alacağız. Beleş basit bir şey abi. Sonrasında 2 tane buradan efsane şey edeceğiz arkadaşlar. Efsane ödüller geldi. Ben abi sizler için etkinlik oynamıyorum. Gidiyorum teke tek maçını oynuyorum. Daha uzun sürüyor ama kesinlikle kazandığım için çok daha yüksek puanlar alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada 8. tura geçtik ve buradan arkadaşlar 1200 puanlık 300 nadir geliştiriciyi alıyoruz ve abi hadi ya Carvajal yükselsin ya. Carvajal Nesta ile birlikte böyle bir bayağı bir yükselsin. Reaksiyon 30 tane çıktı ya. Niye böyle oldu abi? Aa, hepsi düşük çıktı ha. 50 saldırganlık çıktı mesela. Saldırganlık bana lazım olan bir şey değil. Ama reaksiyonla müdahale bana lazımdı ve bunlar 30'ar tane çıktı. Bu beni üzdü. Ayrıyeten arkadaşlar Nesta'ya gerçekten çok az kalmış. Gerçekten gayet güzel bir şekilde Nesta'ya çok az kalmış arkadaşlar. Buradan da şimdi oyuncu seçimi hesabı basıyoruz. Ve aralarından bir tanesi Beleş olarak bizde. Ben tabii ki arkadaşlar Almiron'u seçmek istiyorum. Gerçekten efsane duruyor. Bilmiyorum abi hücum boost'u ne kadar yükseltecek bizi. Sol ayak kullanıyormuş bu arada. Sol kanatın sol ayak kullanması ne kadar verimli olacak hiçbir fikrim yok ama hani diğer oyuncuları da almam herhalde ya. Diğer oyuncuları abi gerçekten almam arkadaşlar. Bu adam benim hiçbir işime yaramaz. Hani bunu alırım arkadaşlar. Volasiye'yi de gerçekten almam arkadaşlar. Yani bu da hiçbir işime yaramaz. Sol orta saha benim işime yaramaz. O yüzden ben Almiron'a bastım. Premier Lig'den efsane bir oyuncuyu takımımıza alıyoruz arkadaşlar ve bastık. 91'lik usta oyuncu takımda efsane bir oyuncu çıktı arkadaşlar tekrardan. Ve şimdi hemen arkadaşlar burada ne varmış bu arada? 100.000 antrenman XP'si. Of abi çok iyi.
Bu arada 10 günde bu kadar birikir mi? Bunun hesabını daha yapmadım. Yaparım arkadaşlar. Yaptıktan sonraki paket açılım videosunda sizlere ben bunun açıklamasını yaparım. Bununla ilgili merak etmeyin arkadaşlar. Ben sizler için emek harcamaya devam ediyorum. Siz ne kadar beğenmeseniz de abone olmasanız da abi. Ben emeğimi harcamaya devam edeceğim yani. Yapacak bir şey yok artık. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ikon turnuva kadromu zaten direkt göreceksiniz. Ona hemen geçeceğim şu anda. Bu şekilde döndü çünkü boostlar bayağı bir gelişti arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bu şekilde olmak zorunda kaldı. Ben bu kadroya niye girdim abi? Hazard'a artık go yapacağız. Bay bay yapacağız abi Hazard'a. Yapacak bir şey yok yani. Bay bay yapmamız gerekiyordu. Bu boost 9 olsa bana yeter. Umarım 9 oluyordur. Ama olmayabilir bu arada. Olmuyorsa daha bir yapacak bir şey yok. Ben basayım da. 9 oluyor galiba ya. 9 oluyor mu? Evet oldu tamam. 9 oldu. 9 olsa yeter. Hazard'la aynı gene sahip olsun. Bana o yeterdi arkadaşlar. Ve ben bunu yükseltmiş oldum arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte burada da 597'lik puan olmuş oldu arkadaşlar. Bu arada asıl Şampiyonlar Ligi paketini birazdan açacağız. Efsane ötesi olan paketi birazdan açacağız. Ama şu adamın kartı gerçekten çok efsane değil mi? 115 hızı falan var. Gerçekten süper arkadaşlar. Hemen şu kadroyu da arkadaşlar koyacağım ben Hazard'ın yerine. Müsaadenizle hemen şöyle koyalım abi. Buraya da burada da yüzgen oldu. Tabii abi efsane geliştiricileri daha sıklıkla çıkarmak istiyorum. Bakalım başka kadroda Hazard var mıdır? Yok değil mi? Aynen. Tamam şimdi Hazard'ın boost'u bize ne kadar katkı sağlıyor ona bir bakalım. Gerçi çok sağlamıyordur ama ben yine de bir kontrol edeceğim arkadaşlar şimdi sizlerin gözünün önünde. Sadece yani bir genlik boost basmışız zaten bu adama. Ben bu adamı direkt pazarda satabilirim. Bilmiyorum fiyatını ama Almiron'la arasında çok da fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Ama olabilir arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi etkinliğine giriyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi etkinliğinden arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 puanım var. Daha oynamama bile gerek yok ama ben bir 100 puan daha biriktirip arkadaşlar alt taraflardan bir yerden ilerleme yaparım. Ama şuradan Harry Kane'i çıkartalım ya da Royce de olur. Vallahi Royce de olur. Fark etmez. Çıkartalım. Ben yemin ediyorum başka hiçbir şey istemiyorum şu anda bu videodan. Ve hemen lafı fazla uzatmadan basıyorum. Siz de bu sırada abi hala like atmadıysanız atarsanız gerçekten beni çok büyük bir şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Hiç vakit kaybetmeden abi videoyu izlerken canlı olarak bile like atsanız sayılıyor abicim. Yani hiç durdurmanıza bile gerek yok. Her neyse bastım. Haydi bakalım abi. İkinci kademe açma. Tisin Totas. Ambrosio. Gutierrez. Abi bak lütfen usta gelsin artık ya. Lütfen artık bir usta oyuncu istiyorum ya. Artık bir usta ver. Abi şuradan artık bir tane usta çıksın. Gerçekten daha ne kadar emek harcamamız gerekiyor EA Sports ya. Yeter abi yeter. Daha takipçimi açtım çıkmadı. Okey de bundan da niye çıkmıyor be kardeşim ya? Daha ne kadar emek harcayacağız abi? Gerçekten anlamıyorum. Hadi burada vermedin abi. Burada kimi verdi bize? Draxler'i verdi. Burada da geldi şimdi Delana'yı verdi. Gel de çıldırma ya. Yemin ediyorum gel de çıldırma abi. Bu nedir ya? EA Sports abi yorumlarda EA Başizm yazıyoruz abi. Başizm. Başizm. EA Başizm. Bunu hashtag başına koyup da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yazanlardan bir kişinin yorumunu bir sonraki videoda göstereceğim. Hani bir sonraki çektiğim videoda göstereceğim bu arada. Ne zaman gözükür bilmiyorum. Belki cumartesi olan videoda bile gözükebilir. Belli olmaz ama göstereceğim arkadaşlar. Siz bildirimleri açarak bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Zaten arkadaşlar şimdi kadroma giriyoruz. Kadromda ne gibi değişiklikler oldu? Bu gibi değişiklikler oldu. Maalesef abi şu Bolasie'yi değil Batshuayi'yi çok değiştirmek istiyordum. Ama maalesef değiştiremedim. Burada gördüğünüz gibi Nesta falan var. Bu kadroya bayağı bir yükseltme yapacağız bir ara. 104'ken olabileyim abi. Bir anda sizlerle birlikte 104'ken olacağım. Merak etmeyin. Bu tarz yükseltmeler planlarım da var. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hemen Hazard'ın bir değerine bakalım arkadaşlar. Bir de Almiron'a bakalım. Ona göre abi eğer Hazard çok fazla ucuzsa Hazard'ı satmaya da biliriz. Hazard'ı kullanabiliriz. O kadar boost basmışız. Hadi bakalım şöyle 89 bakalım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hazard'ın değeri ucuz falan değil yani. 2 milyon coins. Almiron belki hani daha pahalı bile olmayabilir yani. Şu an konuşamadım tamam ama Almiron belki abi şu an eğer 3 milyonu geçiyorsa Almiron direkt satıyorum bu arada. Almiron nasıl yazacağız abi biz seni ya? Yemin ediyorum bazı oyuncuların yazışı o kadar değişik ki. Neyse abi şöyle Premier Ligi değil de takım olarak seçebilir miyim? Takım olarak seçersem gerçekten efsane ötesi olacak arkadaşlar ama evet takımını maalesef emin değilim ama böyle bir aradım bakalım. Evet doğru aradım. 3 milyonu da geçmiyor arkadaşlar. Yani ucuz da fiyatı. Niye bu kadar ucuz? Hiçbir fikrim yok ama ucuz, bayağı bir ucuz. Çünkü bedava. Ben Hazard'ın fiyatı ucuzlamadan o zaman arkadaşlar şöyle Hazard'ı 2 milyon coins'ten şöyle göndereceğim. 1.950 bin Hazard senle çok güzel oynadık. Çok güzel şeyler yaşadık ama artık seni satmanın zamanı gelmiş kardeşim. Maalesef seni satmam gerekiyor. 2 milyon coins'e öyle gönderdik bakalım. Gerçekten şu anda efsane oldu. Coins'im neden bitmiyor ben de bilmiyorum abi. Daha dün 3 milyon harcamadık mı? Nasıl bir anda 1.5 milyon oldu? Ve nasıl Hazard'ı satınca 3 milyon olacak? Hiçbir fikrim yok. Hiç hatırlamıyorum nasıl olduğunu ama bir şekilde oluyor ya coins'im. Bilmiyorum yemin ediyorum ne hile yapıyorum abi.
Yani hile miyim başlıklı bir video çekeceğim. Çünkü yorumlarda sürekli yazıyorsunuz abi neden coinsin bitmiyor diye. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Etkinlikler oynayınca herhalde bitmiyor ya, anlamıyorum. Bir oyuncu falan çıkıyor, satıyorsun. Hepsi geri geliyor tekrardan. O kadar Türk gücüne yatırım da yapsak. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan abone olmayı unutmayın. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bence bu coin sizin attığınız like'lar sayesinde geliyor. Yani bir de hani gidip 10 bin like atsanız kim bilir ne kadar coins gelecek. Onu da siz düşünün artık beğenip. Neyse hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bay bay.